Arkadaşlar iyi günler, kolay gelsin hepinize. Şimdi yarın için borsayla sepetle ilgili bir video atarım. Yani kısa bir eğitim videosu olacak arkadaşlar. Eğitim videoları zaten çok nadir geliyor. Böyle bir denk geldim. Bununla uğraşırken zamanı, Fibonacci seviyelerini nasıl kullanacağız, trend çizgilerini nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili kısa bir eğitim videosu atayım. Şimdi hatırlayanlar vardır, 2020 yılında Bitcoin üzerinde biz zaman analizi yapmıştık arkadaşlar. Tek tek trendlerini ölçmüştük falan. Şimdi düşeceğini biliyorduk arkadaşlar ama yalnız bunu tabii bilimsel bir temele oturtmak lazım. Ve bunun için de bir zaman analizi yapmıştık. Güzel bir video olmuştu, güzel bir analiz olmuştu. Hatırlayanlar vardır eskilerden. Bulup onu da izleyebilirsiniz. Şimdi Kontrolmatik bizim eski hisselerden bir tanesi. Güzel para kazandığımız hisselerden bir tanesi. Biz paramızı aldık çıktık. Tabii daha sonra trendi yukarı devam etti. Ne oldu? O ara işte bizde bir satışlar geliyordu, bir şeyler oluyordu. Biz başka hisselerdeydik. Şimdi bunda fark ettiğimde %37'lik bir yükseliş ihtimali var ama acaba bu düşüş trendi bitti mi, bitmedi mi diye iyice bir incelemek istedim. Çok yani bir destek, direnç bir şey olmadığı için mecburen Fibo seviyeleri, zaman ölçümü bilmem ne bunlarla uğraşmaya başladım ve güzel bir şey çıktı ortaya. Şimdi zamanı, Fibonacci seviyelerini nasıl yorumlayacağız? Buna bakacağız arkadaşlar bu videoda. Elimizde düşen bir trendimiz var arkadaşlar. İlk düşüş dalgamız gelmiş, 48 çubukluk, %11'lik, neredeyse %12'lik bir düşüşümüz gelmiş. Ardından neredeyse o düşüşü yiyen 41 çubukluk, %12.67'lik bir yükseliş gelmiş arkadaşlar burada sarı alanda. Ve ardından tekrar düşüşle devam etmiş, 84 çubukluk, %15.57'lik, yani neredeyse %16'lık bir düşüş gelmiş. Şimdi buraya baktığınızda A dalgasının geçirdiği zaman artı B dalgasının geçirdiği zaman C dalgasına eşit arkadaşlar neredeyse. Yani burada 89 çubukluk bir hareket var ve ardından da 84 çubukluk bir C dalgası geliyor. Ve bu C dalgası şu Fibo seviyesinden A dalgasının 1.27'sine kadar düşüyor arkadaşlar. Buradan sonra yine 40 çubukluk şu kırmızı alanda gördüğünüz %7.28'lik bir yükseliş geliyor. Bu yükseliş bir önceki yükselişe göre baktığımızda neredeyse aynı zamanda fakat yüzdesel olarak daha kısa ve daha önceki trendlerle karşılaştırdığımızda 0.382'si kadar geri alabilmiş. Dikkat edin, tam neredeyse oradan dönmüş. Ve burada 0.2 trend line diye bir şey yazıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şurası 1, 2, 3, 4, 5. Yani A, B, C. Şuradaki 0.2 trend line'ı kırılıyor. Ardından pullback geliyor. Aynı trend line'dan satış yiyor. Ve aşağıya doğru devam ediyor dalga. Burası ayrı bir dalga. 91 çubukluk, %9'luk bir düşüş yapmış. Baktığımızda combo bir dalgaya benziyor arkadaşlar. Ve ardından da yine şu sarı alanda gördüğünüz bir ABC dalgası %8.60'lık 20 çubukta gelmiş arkadaşlar. Bakın burada 40 çubukluk yükselişler yapıyorduk. %12, %7 falan. Şimdi burada biz 20 çubukta arkadaşlar %8'lik bir yükseliş yapmışız. Şimdi baktığımızda mavi trend çizgilerine baktığımızda arkadaşlar fiyatın daraldığını fark ediyoruz burada. Dikkat ettiyseniz diplerden ve tepelerden iki mavi trend çizgisi çektiğimizde alıcıların ve satıcıların artık bir yerde bir karara varmak zorunda kalacaklarını görüyoruz. Şimdi burada ne olabilir? İlk trendimizde arkadaşlar A artı B eşittir C'ydi zamansal olarak. Burada ise arkadaşlar C eşittir A eksi B olabilir. Yani 91 çubuktan 20 çubuğu çıkarttığımız zaman yani 79 mu yapıyor? 69 çubuk. 69 çubukluk bir zaman harcayabileceğini
Öyle bir olasılık olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani böyle bir trendte bu kadarcık hareketle son dalgası bitmez diye düşünüyorum. Şimdi burada neler olabilir? Bu trend neler yapabilir? Birincisi, şu dikey gördüğünüz arkadaşlar, dikey, şu dikey çizgiler buradaki W dalgasının zamanı arkadaşlar. Ve şu 0.618 ve 1.0 diye gördüğünüz şu Fibo seviyesi W dalgasının arkadaşlar, tam X dalgasının bitiminden çekilmiş W dalgasının boyu. Şimdi W dalgasının 0.618'inden bir alım gelmiş. Ayrıca şurada gördüğünüz A dalgasının boyu var arkadaşlar şurada. Tam A dalgasının boyu kadar da bir düşüş yapmış. W dalgasının 0.618'i kadar bir düşüş yapmış. Buradan bir tepki gelmiş. Burada birinci olasılık arkadaşlar, bu fiyatın buradaki bu 69 çubuğu bir şekilde, bu şekilde oyalanarak bitirmesi ve daha sonra da yukarı kırması. Şunu şöyle yapayım. Şöyle yapayım arkadaşlar. Şunu şöyle alalım. Bir şekilde bunu burada bitirip bir formasyon biçiminde kendi içerisinde daralarak bunu yukarı kırabilir. Yani burada bir Y ayağıyla, bu C ayağının bitimiyle Y ayağıyla fiyat yukarıya doğru hareket edebilir. Burada 4 ayağı biter bitmez henüz mevzu o değil arkadaşlar. WXY ile 4 ayağı da bitebilir. 4 ayağının bitip bitmediği için ayrıyeten bir analiz yapmak gerekir. Yani bir önceki dalganın zamanına bakmak gerekir falan. Şimdi bizim işimiz bu dalgayla. Bu dalga ikinci olasılık olarak buradan aşağıya devam edebilir ve A dalgasının 1.618'ine kadar uzatabilir arkadaşlar. Şu şekilde. Ve tam olarak W dalgasının boyu kadar gidebilir veya daha fazla gidebilir. Bu böyle olursa arkadaşlar, üstteki trend çizgisinden uzaklaşacağımız için ben burada direkt yukarı hareket beklemem. Burada bir X hareketi beklerim arkadaşlar. Bir X dalgası beklerim. Yani burada tekrar bir X dalgasından sonra tekrar bir işte A, B, C, D, E biçiminde bir üçgene bağlayabilir veya sadece A, B, C yapabilir. Bu şekilde bunu bitirdikten sonra burayı kırmasını beklerim. Burada normalde üstteki BB trendline arkadaşlar, şu BB trendline kırılmadan işleme girilmez. Yalnız trend takibi yaparak acaba kıracak mı, kırmayacak mı, henüz vakti var mı? Bunu bu şekilde zaman ölçümü yaparak, Fibo ölçümü yaparak en azından bir miktar tahminde bulunabiliriz. Dediğim gibi burada iki olasılık var. Birincisi fiyatın 102 liralara kadar salması, aşağıya kadar salması, tekrar bir X dalgası yapması, burada bir konsolide olması, Z dalgası ile beraber, X, Z dalgası ile beraber BB trendline'ı kırması arkadaşlar. Veya buradaki C ayağının burada bir diagonal yaparak arkadaşlar şu W'nun zamanını geçmesi ve 0.618'in altına inememesi veya en azından şu alttaki mavi trend çizgisinin altına inememesi, burada artık satıcıların güçsüzleştiğini, artık alıcıların güçlenmeye başladığını bize gösterir ve böylece trendin dönüp dönmeyeceği ile ilgili en azından bir fikrimiz olur arkadaşlar. Bunu bu şekilde anlatmak istedim. Burada arkadaşlar ne var? Şöyle bir saatlik grafiği alayım. Burada arkadaşlar bir 5 ayağı ihtimali var. Şurada %37'lik bir yükseliş ihtimali var. Kontrol matikte. Bunu corrected de saysanız, impulsive de saysanız her türlü bu ayak gelecek gibi görünüyor benim baktığıma göre. Yani ya burada trend biter, bu yükseliş gelir, ya trend biter veya bu yükseliş gelir impulsive'se bir tekrar bir 4 ayağa gelir ve tekrar bir 5 ayağına giderek trendi öyle bitirir arkadaşlar.
İmpasifse bir 5 aya bekleyeceğiz. Değilse trendin bu son yükselişinde bitmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bu şekilde trendleri tek tek ayırdığınız zaman da sayması da kolay olur arkadaşlar. Zamanları nasıl ölçeceğiz? Fibo seviyelerini nasıl koyacağız? Buna bakarak kendiniz de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz de elinizdeki sepette ne varsa buna göre en azından bir yorumda bulunabilirsiniz. Yalnız henüz dönüşe dair bir emare yok. Neden yok? Çünkü henüz şuradaki zamansal olarak uyumsuzluk var arkadaşlar. Bu dalga bitmemiş. İkincisi, dalganın bitebilmesi için ilk düşüş dalgasından daha uzun bir zaman harcaması gerekiyor. Veya daha aşağılara daha uzun bir dalga yapması gerekiyor. Yani gücü tükenmeden, trendin gücü tükenmeden dönüş beklememek lazım. Bu video bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşürüz.